Lanet ama olsun. Çok çıplaksın ya. Evet, yani. Bunlar şey yaptılar bana. Sözleşme yaptı çünkü daha işlerim şeye girmeden. Dedi ki, elini kesine kal, elini ne yapayım? Yine şu an işim olmuş. Finalin bitene kadar da. Biz. İki buçuk yıldır. Sürekli plaklarım geliyor. Bugün 18 Mayıs. Yürüyüşümüzün ilk günü, dün gece burada sabahladık. Şimdi grup burada toplandı. Hep beraber çıkacağız. Grup liderimiz Şükrü. Yaklaşık 10 kişilik bir ekibiz. Bu noktadan başlıyoruz. Neden bu yürüyüşü yapıyorum? Yani Likya yolu denilen yol tarihi bir yol ve çok meşhur olmuş. Yurt dışından insanların gelip yürüdüğü bir yol. Açıkçası Likya yolunu duymadan önce de kafamdan geçiyordu. Böyle bir yol olsa insanlar bu yolda konaklamalı olarak ata binseler. Belli etapların sonunda insanlar dinlenmeye çekilseler. Tamamen doğanın içinde böyle bir 10 gün. Tam bunları düşünürken Likya yolu olayı başladı. Aslında ilk Likya yolu küçük bir parkur da olsa yürüyüşü ben Korsanko'yu Gelidonya Feneri arasında yaptım. O zaman Todos'la gitmiştik. Gayet de güzeldi. Evet. Birazdan toprak yola geçeceğiz. Zorlu bir yürüyüş olabilir. Yürüme başlangıç noktasını biraz süslemişler bu şekilde. Süper, tamamdır. Buralar paraşütler için yukarıya lift yapılmış. Fakat anladığım kadarıyla bir çıkış dönüş şu an için 220 lira. Paraşüt pistini kullanmak da bu sene kişi başı 380 lira diye duydum. Paraşütün kiralanıp yani bir deneyimli hocayla paraşüt yapmak da 2200 lira. Şu andaki fiyatlar bunlar. Biz neredeyiz? 2023 Mayıs ayındayız. Bugün ayın 17'si. Grubumuzda 3 tane Filistinli var, yabancı önündeki arkadaşlar. Geri kalanı yerli. Genç bir grup. Yani tahmin ediyorum en büyükleri benim. Yapacak bir şey yok artık böyle. Bu noktadan arazi yürüyüşüne başlıyoruz. Deminki gördüğümüz kapıdan yaklaşık olarak 300 metre ileride. Likya yolu 550 km uzunluğunda bir yol. Bir parçası Göynük Kanyonu'nun orada. Bir parçası Faselis tarafında. Bir parçası Çıralı tarafında. Bunu iyi düşünmüşler. Yani bu Abadağ'ından paraşüt yapanların oraya intikali için son derece kısa ve hızlı bir yol ama bana göre fiyat biraz yukarıda.
Şimdi şöyle bakınca yol ağaçlık güzel gerçekten, böyle bir yolu yürümek keyif veriyor. Yani yürüyüşte zaten böyle bir gölge, ağaçlar, yolda sular vesaire olması gerekiyor. Ufak ufak taşlı kısım başlıyor. Bu arada tabii Ölüdeniz manzarası muazzam bu noktada. Çok güzel bir manzara sunuyor bize. Baba Dağı'nın kenarından geçiyoruz şu anda. Hava aslında çok güzel. Serin yani. Şu ana kadar böyle aşırı bir terleme söz konusu olmadı. Şu anda yol biraz daraldı ve dikkat edilmezse ayağı burkabilecek şekilde bir taş oluşumu var. Şöyle dedim ben. Sezonda 5 kişi ölüyor. Geçen her sezon 5 kişi mi ölüyor? Ortalama 5 kişi ölüyor. Neden peki bunda bu kadar ısrar ediyorlar o zaman? Yine güvenli bir alan. Park burası. Evet. O zaman böyle söylemek lazım. Şeker var mı? Yıllık ortalama 5 kişinin öldüğü en güvenli alanlardan biriymiş burası. Neden ölüyorlar? Güvenli olduğu için. Ecel abi. Ecel. Şimdi biraz daha boydan kabineyi kadrajladık. Alanımız bu. Burası Likya yolunun hemen hemen başlangıcındaki bir nokta. Ben de istiyorum. Şimdi arkadaşların, burada çalışan arkadaşların söylediğine göre burada ortalama 5 kişi ölüyormuş burada. Bu balon yaparken ölüyorlar. Pardon. Paraşüt yaparken. Tuhaf bir şey. Bu arada bayağı bir turist var. Yanımızdaki grupta Filistinler, Japonlar, dünyanın çeşitli yerlerinden yürüyüşe gelen insanlar var. Şimdi bu alanda tabii çok güzel bir manzara sunuyor. Burası Ölüdeniz'in geleneksel kısmı. Şu anda buraya giriş ücretli hale getiriyoruz vaziyette. Tabii böyle açık renk bir kum insanı etkiliyor. Arka tarafta da çok güzel bir panorama var, adalar. Evet, bu tip bir manzarayı en son nerede gördüm? Şeytan sofrasında gördüm burada. Bence iki tarafında birbirine üstünlüğü yok. Çok güzel. Gerçekliğe. Evet, yolumuz da bu şekilde gidiyor. Otellerin havuzları da artık kadraja girdi. Tabii bu bölge çok turistik bir bölge. Diğer turistik alanlar gibi kışın çok gerilemiyor. En azından Fethiye öyle. Burası belki gene sezon sonunda bir durgunlaşma yaşıyordur ama bu paraşütçülük olayı bir kere burayı sadece deniz turizmi olmaktan çıkarmış. Daha dik ve daha bir ayağın böyle hafif önde gibi olursa. Böyle mi? Doğa, manzara. Hepsi bir arada. Yürünecekse işte burası yürünmeli.
Şimdi yürüyüşümüzde yaklaşık 1 saatlik bir mesafeyi kat ettik. Yani tahmin ediyorum 1 saat olmuştur. Ölüdeniz'i çok net bir şekilde buradan resmedebiliyoruz. Su gerçekten güzel bir renkteymiş. Yani aşağıdan çok belli olmuyor bu renk. Böyle şey bir etkileyici bir görüntü var. Bu yıllar önce Ayvalık yerine belki de Fethiye'ye yerleşmiş olsaydım belki de hiç kıpırdamayacaktık oradan. Çünkü Fethiye Ayvalık'la kıyas götürmez bir şekilde çok güçlü bir yer. Likya yolu. Şimdi dikleşeceğiz. Ve hayret bir şey, güneşin altında şu anda serinlik hissediyorum. Yani terleme o kadar fazla değil. Yani üstüme bir şey giysem durabilirim ama tabii hareket halinde olmaz. Durduğum zaman mutlaka arkamı giyeceğim. Yani Mayıs'ın ilk haftaları ve Nisan'ın son haftaları bu tip yürüyüşler için bence ideal. Tabii mevsimsel olarak gidişi de takip etmek gerekiyor. O da ayrı konu. Vay be, hayal gücünü. Işık biraz ters de. Evet, gruptaki arkadaşlarımız. Şimdi bunlar onlar. Yok, şeyle yukarıdan çekeceğim ya, herkes çıkacak. O yüzden değil de hani aşağısı şey sıkıntı. Geçti mi herkes? Ben geçemedim. Benim de boyuma kadar. Resmi çekeni de çekiyoruz. 3. Geçsene böyle. Kalk kalk. 3. Gel gel. 2. Bırak sigarayı. Şimdi kapatalım. Bizi alıyor mu? Yüzünüzü falan kapatın. Hangisine bakıyorsun? Buna bakın. 3, 2, 1. Burada... Şükrü'nün söylediğine göre keçi gibi tırmanmamız gerekiyormuş. Evet. Az önce bunu beyan etti. En azından yabancı arkadaşlar anlamadılar. Onlar için sorun yok. Ama şükür azat. Burada batonları kullanmaya başlayalım artık arkadaşlar. Şimdi tabii bu dik bir çıkış, dar bir çıkış. Yan taraf uçurum. Mümkün mertebe kenardan içeride yürüyüş yapmak gerekiyor. Evet. Sanırım burası zorlu kısımlardan biri. Keçiler bile bizimle şu anda aynı yerde. Bir keçinin tos atıp bizi aşağıya yuvarlama ihtimali var mı? Yapabilir, tabii ki yapabilir yani. Şimdi bakalım sigara içenlerin durumuyla içmeyenlerin durumu arasında bir fark oluşacak mı? Geçmiyor muyuz? Üktün mü? Yok. Geçebilir. Hani... Evet. Devam. Keçileri kaçırtarak yola devam ediyorum. Tabii burayı herkese tavsiye ediyorum. Doğaya şahitlik etmek için. Yani şahit olduğumuz gerçek bir şeye şahitlik etmek için. İnsanın doğayla bir araya gelmesi gerekiyor. Şehir yaşamı insanları doğadan koparmış vaziyette. Tabii eleştiri gelebilir. Burada ne kadar doğayla berabersin sen? Akşamleyin dışarıda mı yatıyorsun? Denebilir. Bence doğayla bütünleşmek her zaman dışarıda yatmakla falan olan bir şey değildir. Ben şu anda doğanın içindeyim ve doğayla bütünleşiyorum. Grup aşağıda şu anda. Yavaş yavaş bu tarafa doğru geliyor. Evet. Dar bir alandan geçiyoruz.
kayalar güzel bir şekilde oyulmuş. Buralardan atla geçmek biraz zor. Evet, şu ana kadar pek baton kullanası olmadı. Moladan sonra yürümeye devam ediyoruz. Yol gene de düzgün. Yani Tazı Kanyonu'ndaki ile kıyaslayınca burası daha düzgün. En azından şu ana kadar öyleydi. Bayağı bir tırmandık. Tırmanışımızın neredeyse 3. saatindeyiz. Tabii son 1 saattir ciddi bir tırmanış var. Arkadaşlar geride kalıyorlar. Ben de onları bekliyorum. Evet, yavaş yavaş gelmeye başladılar. Fakat daha hala tırmanılacak bayağı bir seviyemiz var. Hava güzel, serin. Biraz daha sıcak olsaydı çok zor olurdu. Ve çok ciddi su tüketimi daha yapmadım henüz. Batonlar bence arkadaşların geri kalmasına sebep oluyor. Evet. Baton çok böyle her adımda batonu yere koymak bence yanlış. Baton daha ziyade inerken yardımcı oluyor. Evet, şimdi arkadaşlarla mola verdik. Burada ben bir 20 dakika çay içeceğiz. Şurada biz oyalandık gibi olmam iyi. Evet. Grup. 5 dakika sonra. İşte çay kahve hazırda olur. Nasıl olacak? Şimdi grup çay molası verdi. Bir 20 dakika buradayız. Sıkı bir yürüyüşten sonra çay kahve gerçekten güzel gidiyor. Buraya gelirken mutlaka bu tip tedariki almak gerekiyor. Aslında bundan daha fazla yerde mola da verilebilir. Yani çay molası. Yani 20 dakikalık yürüyüşten sonra bir 10 dakika çay molası. Daha güzel olabilir. Şu anda burada tabii başka bir gruplar da var. Yani bizim arkamızdan iki grup daha geldi. Bir grup bu kadar kalabalık değil yani aslında. Şu anda çay molamızı bitirdik. Fotoğraf çekimi yapıyoruz. Oldukça yüksek bir noktadayız. Değişik bir hava var burada. Neredeyse biraz daha tırmandığımızda bulutların içine gireceğiz. Biraz müsaade edebilir misin Ahmet abi? Hemen çıkıyorum. Hakikaten zormuş bir yer gelmiyor.
olabilecek en iyi noktalardan birindeyiz şu anda. Bana bak. Güzel. Poz değiştir, elleri oraya kaldır. Basınları kaldır. Şimdi hayali markaya dönmek de düşerim diye korkuyorum. Boş ver ya, çok şey yapma. Dur tamam. Yapacağım. Şöyle olacak. Kralının yanardağını çıkardık diye söylendik. Tamamdır. Şimdi sağ salim inme vakti. Bir uydurdum ben. Geziyorum ben. Evet, bayağı tırmandık. Az kaldı. Tırmanma az kaldı. Oo, çok iyi. Şu anda bulut seviyesindeyiz. Yani çok az bir süre sonra sisin içinde kalacağız. Sisin içine girmeye en fazla 50 metre bir mesafemiz kaldı. Şimdi buradan aşağı 300 metre diyor şey. Bana nedense burası daha yüksek gibi geliyor. Yani burası bence 500 metreden aşağı değil. Şu anda bile zaten bulutun içinde olduğumuz belli oluyor. Şu anda eskisi kadar berrak, yani az önceki kadar berrak görünmüyor aşağısı. Çünkü neden? Bulut var. Şu anda olduğumuz yere doğru yürüdü bulut. İşte böyle. Evet, şu anda sisin içine girdik arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Yani çektim ama şey çok aşağısı. Yürüyüşe devam. Genelde işaretleme yapılmış şeyi, yolun kaybedilmemesi için gayet de güzel olmuş. Evet. Şimdi şurayı devam ediyoruz. Çekim modunu biraz geniş merceğe aldım. Şu anda wide çekim yapıyorum. Daha önce lineerdeydi. Biraz daha geniş çekim iyi gelecek diye düşünüyorum. 60 FPS şu anda. Vallahi mı? Evet. İyi. Bir tip yemek yiyeceğiz gibi olacak o zaman. Yok, 4-5 kilometre daha var yemekten sonra. Ezmiş olacağız ama çoğunu. Aynen. Ha, bayağı gidiyoruz. 10 kilometre mi yürüdük? Yok. Yürüdükten sonra yemeğe gelmiş olacağız. Yani. Şu an 5 kilometre, 4 kilometre. Bu kadar daha mı yürüyeceğiz yemek için? Evet ama çıkış. Daha bir şey yürümedik bu arada ya. Çok mola verdiğimiz için. Biz vermedik. Yani aşağılarda sürekli sigara içeye içeye, dura dura, fotoğraf çekine çekine. Fotoğraflar beni biraz evet. Şey yapıyordu. Ne acelemiz var ya. Ne güzel. Sanırım birisi butik otel yapıyor. Evet, havuz da var. Aşağıya havuz da yapıyor. Yani burada 10. gün. 10 gün burada kalınabilir. 10 günden sonra.
Bunlar bir yandan çok eski yapılar. Güçlendirme yapıyorlar şu anda gördüğünüz gibi. Bunlar eski. Eski evet mi? Abi bayağıdır var. Bunlar baksana çuvası çürümüşler. Eski yapılar bunlar. Şurada bir şato gibi bir şey göreceksiniz. Bunlar parlat. O şatoyu ben ilk gördüğümde her yeri yıkılıyordu. Yani yüzüne bakmazsın. Şimdi tadilat yaptılar. İçi yine sağlam değildir o evin. Bu binalar çok eski binalar. Bak şu çatısı görünen yer. Çatısı matısı yoktu şu evin. Yıkılıyordu. Burası mı? Evet. Şimdi işte bir senedir falan bir tadilat yaptılar. Böyle gözüktüğüne, çok iyi gibi gözüktüğüne bakma. Bunun içi harabe. Müthiş manzarası var. Yani aşağısı genişse. Şurayı görüyor musunuz sisi? Abi bulut o işte. Bulut. Buluta giriyoruz. Bulut şu anda yani. Yüksekte olur musun? Burası 680-700 metre. Temmuz Ağustos'ta da bir miktar daha serin olur. Şu an 680-700 metrelere geldik. Kaç metre? 680-700-710 o civardayız. Baba daha kaç metrede? Nasıl abi? Baba daha kaç metrede? Baba daha 2100 metre falan. Ama sanki... Baba daha sisten dolayı göremiyoruz. Normalde şurası baba daha sol tarafımız. Adamlar oradan mı başlıyorlar paraşütle? Evet abi. Yani o teleferik de oraya kadar mı gidiyor? Teleferik bir kısmı restoranta kadar gidiyor. İnsanların ulaşabildiği nokta. Restoranttan sonra piste giden teleferik sadece paraşüt pilotlarına açık. Normal yolcu götürmüyorlar. Evet, 225 lirada bir fiyatı varmış. Burada gidiş dönüş. Motosiklet çok iş görür. Ne güzel gidiyor iniyor aşağıya. Trafik yok. ATV çok kaba bir alet. Kaba ama yukarıda ideal. Gürültülü, patırtılı. Evet. Bir de arızası çok oluyor onların. Şimdi şu giden araç girerken gelirken hiç sıkıntı olmadan çıkar, iner. Biraz da cross gibi bir şey olursa. Cross olması lazım. Büyük tekerli olması yeter mi ya? Sonuçta yol böyle değil mi? Şöyle. Bizim patikadan gidecek hali yok mu motosiklet? Evet. Yetiyor. Ha şimdi kafamdan benim de geçiyor da bir motor alayım diye. Karavanın arkasına koymakla ilgili bir planım var da. Zaten bir tane 125'lik alıyor. Şu anda Koz Ağacı köyünün çeşmesindeyim. Çok güzel bir su var. Erikli'den bile daha iyi bence. Çok nadirdir böyle güzel su. Evet, buradan da biraz daha ileride yemek molası vereceğimiz yere doğru hareket edelim. Devam. Aslında bugün çok iyi bir hava yakaladık. Çünkü eğer güneşin altında kalsaydık daha zorlayıcı bir yürüyüş olacaktı. Yani bu bulut bizi kurtardı. Gayet güzel, serin. Yağmur da yok. Çok güzel oldu. Gerçi dün akşam ilk kamp yerimizde çok hafif bir çiseleme yapmıştı. Ama sonra tabii arkası gelmedi. Şu anda da bence çok keyifli oldu şey. Ortam. Buraya arabayla gelinebiliyor. Yani buralarda eğer insan gezecek, takılacaksa arabayla çok rahat erişim yapıp ya mesela karavanla buraya gelip karavandan yürüyüş etrafa yapılıp sonra akşamleyin karavanımıza dönebiliriz. Şuradaki görüntü çok enteresan. Tam heyelanlık bir yer. Adamlar da aşağıdan gidiyor abi.
Evet, birazdan öğle yemeği yiyeceğimiz yere doğru devam edeceğiz. Sıkı bir yokuş çıktık. Üstelik basamak özelliği de yoktu. Yani o da bayağı bir zorladı. Tabii aynı yeri araba ya da işte bu asfaltla da geçebiliyoruz. Buraya gelenlerin dikkatine. Aradan belki hani patikadan yürümek biraz daha farklı bir duygu. Bu yolda yürümek farklı bir duygu. Bazı arkadaşlar patikayı tercih etti, bazı arkadaşlar yolu tercih etti. Ama ikisi de aynı yere bağlanıyor sonuçta. Burası gün batımı kafe. Şimdi burada öğle yemeğimizi yiyeceğiz. Sonra yürüyüşün geri kalan 5 kilometrelik kısmını yürüyeceğiz. Vesaire vesaire. Yemeğimizi yedik. Yürüyüşün geri kalan 4 kilometrelik kısmı şimdi yürünecek. Gün batımı kafedeyiz şu anda. Hava çok ciddi serinledi. Evet, şimdi tekrar yola çıkacağız. Kozağaç köyünden sonra Kirme köyüne geldik. Buradan da su aldık. Buranın suyu da aynı oradaki gibi güzel. Bundan sonra geri kalan yolumuz hep iniş mi yoksa çıkış var mı gene? Hep iniş yapacağız abi. 4 kilometre boyunca. Sonra Farale'ye ineceğiz. Otelimize geçeceğiz. İyiymiş. Güzel, güzel bir iniş yapacağız. İndiğimiz yerde akarsu var. Kaynak. Şimdi daha dar bir alandan aşağıya iniş yapıyoruz. Burada baton desteği iyi oluyor. Çünkü taşlar kaydırıyor. Karşı taraftan destek almak gerekiyor. Evet. Şimdi mola verdik. Suyumuz tamam mı? Bana çıkmazsa eğer ben size su verebilirim ısıtmanız için. Teşekkür ederim. Evet, kahvelerimizi içeceğiz şimdi. Melekler Vadisi abi. O zaman burası mı ya? Evet. Aa, aşağıdaki köy Faralya Köyü. Oraya iniyoruz şu anda. Bu vadiyi daha güzel niye göremedik biz? Nasıl biraz göreceğiz? Daha ileriden görünür mü? Daha güzel bir noktadan göreceğimiz nokta. Görürüz gibi. Abi aynen. Tamam. Sıkıntı yok. Çok iyi. Yeter ki isteyin. Görelim ya. İsteyin biz yapalım. Peki bir şey sorabilir hatta miyim? Hatta inelim istersen. Bir deniz yapalım. Yani. İnemeyiz oraya da. Ciddi misin? Şükse ters. Evet. Kelebekler Vadisi'nin olduğu yerdeyiz şu anda. Araçlar geliyor tabii buraya. Benim için öyle abi. Sizle konuşuyoruz ya. Bizim otele 10 dakikalık mesafedeyiz şu anda. Dost. Olur, olur. Şuradan harika gözüküyor.
yamaçtan itibaren çok iyi. Evet, akşamüstü gün batımı için tekrar hareketlendik. Bu ekipten markette işi olan var mı? Batırıyoruz. Bizim grup. İçindeyiz şu anda. Çok da güzel bir alan var burada. Güzel bir düzlük. Gayet şirin köy evleri. Belli ki burada 4 mevsim yaz yaşanıyor. Yani işte Antalya gibi her şey dışarıda duruyor. Evet, mekana geldik. Mekan burası. Sandalyeler bize verildi, öyle mi? Evet. Harika. Hizmette sınır yok. Omidil var orada sağda. O zaman bu seviyeden günü batıracağız. Evet, gün batımı gerçekten muhteşem. Evet, çadır kuran turist arkadaşlar var. Gece burada kalacaklar. Kelebekler Vadisi'nde. Hayır. İşaretlemişler mi? Aşağısı mı, burası mı? Artık güneşin batmasına çok az bir süre kaldı. Herkesin çektiği var, bir de seni var ya. Ama herkesin çektiği var, bir de seni çektiği var.